Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil Alemin. Vessalatu vesselamu ala Resulina Muhammedin ve ala aleyhi ve sahbihi ecmain. Bugünkü konumuz vezaif-i nübüvvet. Şeyde de gördüğünüz gibi ben bilgisayarda hazırladım. Oradan hem bazı şekiller yaptık. Bu dersi abi biz 4-5 kişilik bir müzakere ekibi var. Bizim beraber daha önce böyle başladınız. Yaklaşık 15-16 ders yapmışız bununla ilgili. 15 hafta okumuşuz burayı. Aynı yer. Okuyacağımız yer 10. sözün ikinci işareti. Yani toplama değil bu. Direkt bir mevzu okuyacağız. Ondan sonra. Ama okumadan önce bununla ilgili bir noktayı nazar verelim diyorum inşallah. Şu an biraz heyecan kısmını açmam lazım. Şöyle. Şimdi burası zaten 13 sözün ikinci işareti değil. Şimdi vezaif-i nübüvvet dediğimiz şey nedir? Vezaif-i nübüvvet kelime olarak nübüvvetin vazifeleri. Nübüvvetin vazifeleri nelerdir? Bu Risale-i Nur'un birçok yerinde geçiyor. Ama bu 13 sözün ikinci işaretinde üstad 9 tane hemhemlerle bu vezaif-i nübüvveti saymış ve en önemlilerini burada zikretmiş. 9 tane hemhem de burada vezaif-i nübüvveti bize bahsetmiş ve en sonunda diyor ki daha bunlar gibi çok vezaif var ki, vezaif-i nübüvvet var ki her biri bir bürhan-ı kat'idir ki uluhiyet risalesiz olamaz diyor. Daha bunlar gibi çok vezaif-i nübüvvet var ki ama üstad ne yapmış? Burada en önemlisi olan 9 maddeyi şey yapmış. Biz şimdi o 9 maddeyi okuyacağız. Ve biz daha önce bu 9 maddeyi okuyup bir şekle, kendi arasındaki ilişkiye, nereye bakıyor, nasıl bakıyor, bunlardan neler çıkartabiliriz, bu 9 maddede neler anlatılmış, bunu bir tablo haline getirmek, aralarındaki ilişkiyi anlamaya çalıştık. Bir tablo gibi, böyle daha özet, daha böyle göze hitap edecek şekilde, akla kolay kalıcı bir şekilde dökmeye çalıştık. Şimdi onu göreceğiz zaten ve metni okuyacağız. Tabi bundan önce bu vezaif-i nübüvvet, bu nübüvvetin vazifesi bitmiş midir? Peygamberimiz vefat ettikten sonra bu nübüvvet vazifeleri acaba bitmiş midir? Elbette bitmemiş olması gerekiyor. Çünkü sonuçta bir İslamiyet dinini yaşıyor ve bu vazifeler yerine getirilmesi gerekiyor. Ki biraz sonra okuyacağız, göreceğiz ki bu vazifeler bütün kainatla alakalı şeyler. Bütün şecere-i hilkatle alakalı şeyler. O zaman demek ki bu nübüvvet vazifesi devam ediyor. Ki bu devam etmesine de bu asırda nübüvvetin veraseti diye bir ifade var külliyatta. Veraset-i nübüvvet. Veraset-i nübüvvet sırrıyla diyor. Şimdi nübüvvetten veraset kalan şey nedir o zaman? Nübüvvetten veraset kalan şey nedir? Varis veraseti kalıyor değil mi? Veraset kalınca kalınan şeyler nelerdir? Üstündeki malı, mülkü, tapusu, evi, arabası önemli şeylerdir değil mi? Bir de nedir? Terliği vardır, tırnak makası vardır. Bunlar da veraset, onun malıdır, kalır ama onun pek bir kıymeti yoktur ve genelde konuşulmaz. Konuşulan, önemli olan şeyler nelerdir? O verasette en önemli şey olan şeyler. Demek ki nübüvvetin de en önemli vazifeleri veraset-i nübüvvettir o zaman. Veraset-i nübüvvetin sırrı dediğimiz, veraset-i nübüvvet dediğimiz şey o zaman vezaif-i nübüvvettir. Burada sayılan vezaif-i nübüvvettir diyebiliriz. Dersek yanlış olmaz diye düşündük. Vazifeleri. Evet. Yani nübüvvetin, peygamberimiz vefat ettikten sonra bu nübüvvet bitmediğine, bu vazifeler devam etmesi gerektiğine göre demek ki bu veraset-i nübüvvet dediğimiz şey bu vezaif-i nübüvvettir. Bunlar en önemlileridir. Diye bir noktayı nazar olacak inşallah. Veraset-i nübüvvetle ilgili. Evet, nübüvvet ne mi? Nübüvvet ne demektir abi? Bir kısaca. Şimdi tamam. Abi şöyle, nübüvvetin manasından çok böyle şey manası. Yani lügat da olur. Biz dersten önce azıcık konuştuk o konuyu. Bu işte risaletti, nübüvvetti, bunun farklarını biraz da bir belki daha ayrı bir ders konusu olabilir. Ama hani şu aşamada benim bildiğim, ifade edebildiğim şey, risalet haktan halka bakan yön. Nübüvvet de halktan hakka bakan yön. Yani o Miraç'ta da mesela o tarz ifadeler var ve velayetle ilgili kullanıyor. Risalet, haktan halka bakan yön.
Nübüvvet ise halktan hakka olan yöndür diye söyleyebiliriz. Risalet tektir, nübüvvet müteaddit olabiliyor diyebiliyorum. Yani şey ifadeler. Ama hani daha farkları neler vesairedir konusu biraz daha ayrı bir ders konusu muhtemelen olur. Ben daha çok da öyle biliyorum her şeyi de tam manasıyla biliyorum dersem değil yani. Bilmiyoruz o kadar. İnşallah öğreneceğiz. Şey gibi mi? Ha? Vahiy ve ayet gibi. Vahiy ve ayet. Ayet gibi. İşte arada öyle bir ilişki var mı? Bir şey diyemiyorum ben. Yani çıkardım. Halktan halka vahiy. Halktan da artık mevcut olmuş, ayet olmuş. Ayet deliliyle de biz hakka bakıyoruz ya. Evet. Yani doğru olabilir abi. Yani denebilir işte o biraz şey yapmak lazım. Şimdi ben burada nübüvvetin yani nübüvvet vazifelerini bahsedeceğiz. Ki bunları biraz sonra göreceğiz ki bu okuduğumuz şeyler aslında külliyatın tamamında geçiyor. Üstad bunları hep nazara vermiş. Ama şimdi biz tabii ben bu konuşmaları biraz şey yapıyorum. Bir iki de buradan yer okuyacağım. Bundan sonra o 10. sözün 2. işaretindeki o 9 tane hemhemlerle üstad bu vezaif-i nübüvveti zikretmiş. Orada orayı biraz okuyarak mütalaa edeceğiz. Ve kendi alemimizde bu nübüvvetin vazifelerini ne kadar alemimizde oturttuk ve oturtmamız gerekir. Veyahut da yani ben ne yapmam lazım, ne yapmam lazım, işte namaz mı kılayım, kaza namazımı, tesbih mi çekeyim, Kur'an mı çok okuyayım, ne yapmam lazım ki yani Allah'a ulaşayım, vasıl olayım, yani diye hani insanın hepimizin şeyinde vardır. Ne yapmak lazım, esas olan şey nedir? Ha, esas olan nübüvvetin vazifesidir. Nübüvvetin vazifesi olan şeyler en esaslı şeylerdir. Hatta diyebiliriz ki veraset-i nübüvvet sünnet-i seniyedir. Sünnet-i seniye nedir? Esasat-ı sünnet-i seniyedir. Esasat-ı sünnet-i seniye nedir? Peygamberin en mühim vazifesi onun esasat-ı sünnet-i seniyesidir diyebiliriz. Belki de bu gelecek 9 maddede esasat-ı sünnet-i seniyenin en önemlileridir diye. Muhtemelen onu göreceğiz. O zaman bizim bu kesrette dağınık olan fikrimiz, zikrimiz, bakış açılarımız bu nübüvvetin vazifeleriyle gerçek odağına gelmesi gerekecek. Ha, o zaman biz bunlara yoğunlaşmamız lazım. Buymuş esas vazife. Çünkü peygamberin yaratıcısı, yani kainatın yaratıcısı Cenab-ı Hak, o nebiyi, o nübüvvet mesleğinde olan zatı bu vazifelerle vazifelendirmiş. Bunları yapacaksın demiş. Üstad da bunları saymış. Demek ki bu veraset-i nübüvvet dediğimiz mevzu o zaman bu veraset-i nübüvvet ise burada üstad mesela bununla ilgili bazı şeyler söylemiş ki buna velayet-i kübra da deniyor. İşte diyor bu cadde-i kübra, velayet-i kübra olan ehli veraset-i nübüvvet olan sahabe ve selef-i salihinin caddesidir. Bu nübüvvet vazifeleri demek ki bu veraset-i nübüvvet sırrına mazhar olmak sahabe mesleği ve ondan sonra gelen selef-i salihinin caddesidir. Velayet-i kübra olan veraset-i nübüvvet ve sıddıkiyettir ki sahabelerin velayetidir. Sahabelerin velayeti, velayet-i kübra denilen veraset-i nübüvvetten gelen berzah tarifine uğramayarak doğrudan doğruya, zahirden hakikate geçip akrebiyet-i ilahiyenin inkişafına bakan bir velayettir ki o velayet yolu gayet kısa olduğu halde gayet yüksektir. Demek ki bu veraset-i nübüvvet aynı zamanda velayet-i kübraymış. Şimdi ne diyor? Velayet-i kübra denilen veraset-i nübüvvetten gelen. Yani en büyük velayet de buymuş yani. Bu okuyacağımız 9 maddedeki şeylermiş. Olacak yani. Ya bunları söylüyorum ki hani o okuyacağımız 9 maddeyi bu noktayı nazardan okuyacağız. O açıdan değerlendireceğiz. Belki sahabe gibi veraset-i nübüvvet denilen velayet-i kübrada bulunan ve makam-ı rızaya yetişen kimlermiş mesela bunların örneği? Eyyime-i Erba, Şah-ı Geylani, İmam-ı Rabbani, İmam-ı Gazali gibi zatlar. Demek ki bu meslekte bu vazifeleri görmüşler. Nebilerin içerisinde en azam bir şekilde kim bu vazifeleri yapmış? Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam yapmış. Bu okuyacağımız vazifeleri. Ve ondan sonra bunu belki en azami bir şekilde kim yapmış? Sahabelerden sonra. Nedir? Risale-i Nur bunu en güzel şekilde yapmış. Ki okuyacağımız şeylerde bunu göreceğiz. Risale-i Nur'u okuyanlarda da bu manaları aleminde enfüsüne taşıyan, bunları kendinde
tatbik eden insanlar demek ki bu veraset-i nübüvvet sırrına mazhar olmuş, o vezaif-i nübüvveti kendini göstermiştir olduğunu göreceğiz. Kendimize de vuracağız yani burada. Kendi enfüsümüze de taşıyacağız inşallah. Ki buna da örnek mesela Hulusi abi Risaleleri okuduğu zaman kendinde olan o hissiyatı üstada soruyor. Üstad da ona cevap veriyor. Varlığı layıkasında. Cemaate sözleri okumak zamanında sendeki hissiyat âli ve fazla inkişaf ve fedakarane hamiyet-i dini galeyanın sırrı şudur ki. Hepimiz hatırlıyoruz Hulusi abinin böyle bir suali var bu mektuptan önce. Cevapta diyor ki üstad, velayet-i kübra olan veraset-i nübüvvetteki makam-ı tebliğin envarı altına girdiğin içindir. Velayet-i kübra olan, en büyük velayet olan veraset-i nübüvvetteki makam-ı tebliğin envarı altına girdiğin içindir. O vakit sen Dellal-ı Kur'an Said'in vekili belki manen aynı hükmüne, aynı hükmüne geçtiğin içindir. Demek ki yani bunun uygulamasını da üstad aslında ifade etmiş. Şurayı da okuyalım, şeye başlayalım inşallah ikinci işarete. Burada da Risale-i Nur'da bunun gözüktüğünü söylüyor. Evet, Risale-i Nur o kadar dehşetli muhaliflere karşı galibane mukavemeti sırr-ı ihlastan ve hiçbir şeye alet edilmemesinden ve doğrudan doğruya saadet-i ebediye bakmasından ve hizmet-i imaniyeden başka bir maksat takip etmemesinden ve bazı ehli tarikatın ehemmiyet verdikleri keşf-i kerameti şahsiyeye ehemmiyet vermemekten ve velayet-i kübra sahipleri olan sahabiler gibi veraset-i nübüvvet sırrıyla yalnız iman nurlarını neşretmek ve ehli imanın imanlarını kurtarmaktır. Demek ki Risale-i Nur'da bu sahabe olan nübüvvetin verasetini en güzel bir şekilde iman nurlarını neşretmek ve imanları kurtarmak hizmetiyle Risale-i Nur'da bu en güzel bir şekilde gözükmüş. Ki okuduğumuz zaman bu maddeleri de diyeceğiz ki hakikaten öyle. Böyledir zaten diyeceğiz. Şimdi şeyi okuyoruz. Sayfa 61 sözler. Ben burada şimdi bir iki şeyden sonra zaten bunların da o tablo haline getirdiğimiz halini de göreceğiz. Ama şimdi madde madde okuyalım. Buradaki her okuduğumuz her bir madde aslında böyle çok ihatalı ifadeler var. Ama hani dilimizin döndüğü kadar aslında artık şey yaparsanız ifadeleri anlamaya çalışacağız inşallah. Evet, şöyle müzeyyen bir kainatın öyle mukaddes bir saniyine böyle bir Resul-i Ekrem ışık şemse lüzumu derecesine elzemdir. Böyle şöyle müzeyyen bir kainat var. Müzeyyen bir kainat. Öyle mukaddes bir saniyine böyle bir Resul-i Ekrem ışık şemse lüzumu derecesinde. Işık şemse. Şemsin ışıksız olma ihtimali var mı? Ya şems olur mu? Ne kadar lazım, lüzumu var. Işığın şemse lüzumu derecesinde elzemdir. Çünkü nasıl güneş ziya vermeksizin mümkün değildir, öyle de uluhiyette peygamberleri göndermekle kendini göstermeksizin mümkün değildir. Demek ki uluhiyet kendini göstermek isteyecek. Bu da peygamberlerle, irsal-i rüsülle olacak. Bu gerçi konuya sen sunum yapana kadar girmemizi pek istemiyorum çünkü çabuk olsun diye ama bu çok genel bir sorun sorulduğu için evet. Mesela bu uluhiyet nübüvvetsiz olmaz dedi ya. Evet. Yani uluhiyet risalesiz olmaz. Ha, risalesi olmaz. Bu şöyle yapılıyor. Yani bu genelleniyor. Mesela Allah bu kainatı yarattı. Kendini görmek ve göstermek istiyor. Soruyu da oradan alıyorlar. Yani bir ihtiyaç mıdır? Evet. Yani Cenab-ı Hak kendisini kainat yapmış. İhtiyaçtan. Kendisini işte bu uluhiyet de risaletsiz olmaz dedi ya. Hı-hı. Niye olmaz? İşte o verdiği misal gibi güneşin ışık vermesi ihtiyacından mıdır, iktizasından mıdır? İktizasından. Suyun ıslatması ihtiyacından mıdır, iktizasından mıdır? Güneş güneş olduğu için ışık verecektir. Bu iktizadır. İhtiyaç değildir. Su, su olduğu için ıslatacaktır. Bu ihtiyaç değil, iktizadır. Allah, Allah olduğu için haliktir. Halik olduğu için yaratacaktır. İhtiyacından değil. İktizasındandır.
halk olmasının iktizasını. Şimdi bu 9 tane maddeyi inşallah okuyacağız. Hem merak ediyorum. Evet. Yani maksat da zaten o merakı şey yapıp cennet. Yani o cinsi sapmıyorum abi. Hakimle çıkacak. Hem hiç mümkün olur mu ki? Nihayet kemalde olan bir cemal. Nihayet kemalde olan bir cemal. Vezaifden bir tanesi mi? Bu. Birinci vezaif bu. Başladık zaten. 9 tane hem var. Bunlara hem bakacağız hem bu noktayı nazardan. Yani veraset-i nübüvvet olan şey neymiş? Veya ben alemimde ne yapmam lazım? Yani bunları görmem lazım. Bunları ifa etmem lazım ki bu vezaif-i nübüvvet bende gözüksün. Yani hiç başka şeye gitmeye gerek yok. Yani farklı şeyi aramaya. Ki bu da hani en güzel bir şeydir. Sen orada gözüktüğünü göreceğiz. Nihayet kemalde olan bir cemal. Gösterici ve tarif edici bir vasıtayla kendini göstermek istemez. Nihayet kemalde bir cemal var. Kendini gösterici ve tarif edici bir vasıtayla kendini göstermek istemesin. Demek ki kainatta bir cemal var. Zaten biliyoruz. Külliyatta bu çokça geçiyor. Cemal kendini göstermek istiyor. Kendini göstermek istediğinde o zaman ne olacak? Bir gösterici ve tarif edici gerekiyor. Gösterici ve tarif edici. Demek ki Cenab-ı Hak cemali var. Cemalini göstermek istiyor. Bunu da gösterici ve tarif edici olmak. Vezaif-i nübüvvetin birincisi mesela. Birinci madde. Bu cemali görmek gerekiyor. Cenab-ı Hak çünkü göstermek istiyor. Bunu da gösterici, tarif edici gerekiyor ki bu da bir nübüvvetin bir vazifesi. Kime göstereceğiz? En başta mesela ben kendi nefsim, yani biraz enfüse getirelim. Sonuçta hani bu maddeleri şöyle okuduğumuz zaman istifade edemeyeceğiz muhtemelen. Peygamberimizin yapması gereken vazifelermiş bunlar. Yani onun vazifeleri, benimle ilişkisi yok. Ben namaz kılıyorum, onun da o vazifeler. Öyle bir ayrım yok. Tamamen biz peygamberimizin yerine kendimizi koymamız lazım. Bu vazifeler bizim için de geçerli. Olduğunu düşünürsek zaten ki o noktaya gelmemiz gerekiyor. Demek ki o zaman kainattaki görünen yani bu nihayet kemalde olan cemali Cenab-ı Hak göstermek istiyor. Bunu da gösterici ve tarif edici olmak bir nübüvvetin vazifesi. Bir, bunu harice göstermek. İkincisi de kendine göstermek. Biz cemali nasıl göreceğiz? Ben kendi kendime gösterici olmam lazım. Ki mesela biz Risale'nin niye okuyoruz? Kendimize gösterici ve tarif edici oluyoruz, öyle değil mi? Cemali, Cenab-ı Hak göstermek istiyor. Ben okuyorum ve kendi kendime aslında o nübüvvet ve zaifini yapıyorum. Kendimdekine şahit olacağım. İlme yakın, aynaya yakın, hakka yakın. Yani kendim ben buna şahit olunca, evet. Dışarıda otomatik olarak fiili çıkıyor. Çıkıyor. O zaman gösterici ve tarif edici. Evet. O zaman veraset-i nübüvvetin bir gölgesine girmiş oluyorsun. Girmiş oluyorsun ve o vazife başlamış oluyor, sende gözükmüyor. Yani yoksa o vazifeyi ona askıldın mı, o gitti işte o. Bitti o zaman, benimle alakası yok zaten. Tabii canım, o zaman ne okuyacağız? Yani İstanbul'un fethini okumaktan farklı bir şey değil. İstanbul şöyle fethetmiş, ben fethetmeyeceğim ki, benimle alakası yok ama merak ediyorum, okuyorum, o kadar. Yani bana bir şey yok, alakası yok ama öyle değil. Evet. Tamamen bize bakıyor ki, Risale'nin zaten şimdi okuyacağımız işte Cemal Kemal devam edeceğiz bu şekilde. Tamamen bu manaları anlatıyor. Hep buna zarar veriyor. Hep bu nübüvvet ve zaifini bize aslında ders veriyormuş. Bunlara dikkat edin, bu yolda gidin diyormuş yani. Bu veraset-i nübüvvet yolundan ayrılmayın diyormuş aslında. Bu maddeleri okuyunca onu anlıyoruz şimdi baktığımız ifadelerden. Devam edeyim. Hem birincisi o zaman Cemal'miş. Cemal gösterici tarif edici, buradaki o nübüvvetin vazifesi ve de oradaki fiil de hangi eylem varsa o da kendini göstermek şeklinde ayırabiliyoruz. Hem mümkün olur mu ki gayet cemalde bir kemal-i sanat, onun üzerine enzar-ı dikkati celbeden bir dellal vasıtasıyla teşhir istemesin. Gayet cemalde bir kemal-i sanat. Gayet cemalde bir kemal-i sanat. Sanatın kemali. Yani burada bir kemal var. Gayet cemalde bir kemal sanat var. Bu da ne istiyor? Üzerine enzara dikkati celbeden bir dellal vasıtasıyla teşhir istiyor. Demek ki kainattaki ya da tüm bu gayet cemalde olan kemali sanatı görmek gerekiyor. Görmek ve bu bir dellal vasıtasıyla teşhir edilmek istiyor.
Yani niye kemal var? Teşhir etmek istiyor Cenab-ı Hak. Teşhir edeceğiz ama bunu ilan edecek birisi lazım. Yani şimdi kullanmışsın hafta önceki geçen hafta kullanmıştık. Celal, Cemal çarpışıyor. Kemal ortaya çıkıyor. Kullan işte şimdi Kemal. Yani bu kainat şeceri hikatin bütünü onun cemi cemi sen. Kendini taşırsan sen. Yani Celal, Cemal çarpışınca vücud harici çıkıyor Kemal. Bak işte gene karşımıza çıktı Kemal. Kişi yani. Vellahi. Yani o zaman bizim yani bizim vazifemiz diyeceğim artık yani nübüvvet, vezaif-i nübüvvet ama onu biz kendimize getireceğiz, orada tutmayacağız. O zaman en büyük vazifelerimizden birisi de bu kemali görmek, bunu teşhir etmek. Ki Cenab-ı Hak bunu istiyor, teşhir etmek istiyor kemali. Biz de onu görüp dellal olmamız gerekiyor. Dellal olacağız. Enzar dikkati celbeden bir dellal gerekiyor. Öyle değil mi mesela Risale-i Nur okuyandan başka bu manaları gördüğünüz kişi olabilir mi? Yani hem tefekkür olarak kainattaki kemali gayet kainattaki cemali görecek, bunu ifade edecek, dillendirecek. Yani farklı şey var mı bakarsanız? Yani baktığımızda hakikaten o zaman Risale-i Nur mesleği dışında bunu görmüş müyüz? Görmedik. Ha bunu mesleğimiz, meşrebimiz olarak bunu söyleriz. Daha enfüsümüze getirdiğimizde de kendimiz ne kadar görüyoruz? Kainattaki cemali göstermek noktasında gösterici olabiliyoruz. Kendimize gösterebiliyoruz. Kemali sanatı ne kadar görebiliyoruz? Yani nübüvvet bunları göstermek için emredilmiş, vazifelendirilmiş. Ne kadar kıymetli yani. Ama biz bunları böyle, yani ben kendi halimde böyle daha kenarda kıyıda bilgi manasında düşünüyoruz ama kainat ve şecere hikmet bunun üstüne kurulmuş. Bu gayrı uğruna... Yani böyle bir adam zat olmasa, ben böyle kemal olduğunu ne demeyeceksin yani? Nasıl biliyoruz? Peygamber var. Böyle fıtratlar uyanmış. Gene göremiyoruz. Ya peygamber yok. Kemal varmış. Varmış. Haç. Asal çağrını var ya. Yani şu hayret niçin ediyorum? Ya bu var. Bu hal değil. Ya nübüvvet yoksa olsaydı? Kainat ne oldu? Kemal varmış. Kemal değil. Bakalcı Kemal oldu. Evet, devam ediyoruz. İkinci vazife. Üçüncü, ikiyi okuduk. Üçüncüdeyiz. Hem hiç mümkün olur mu ki bir rububiyet-i ammenin saltanat-ı külliyesi, rububiyet-i ammenin saltanat-ı külliyesi, kesret ve cüziyat tabakatında vahdaniyet ve samadaniyetini zülcenaheyn bir mebus vasıtasıyla ilanını istemez. Rububiyet-i ammenin saltanat-ı külliyesi. Bir rububiyet-i amme var. Bunun saltanat-ı külliyesi kesret ve cüziyat tabakatında vahdaniyet ve samadaniyetini zülcenaheyn olacak bir memus vasıtasıyla ilanı istemesin. Yani tam anlamadık. Üstad diyor ki yani o zat ubudiyet külliye cihetiyle kesret tabakatının dergah-ı ilahiye elçisi olduğu gibi kurbiyet ve risalet cihetiyle dergah-ı ilahinin kesret tabakatına memurudur. Nasıl ifadeler? Yani şiir böyle, şiir gibi yani böyle bütün sistemin şifreleri gibi böyle hani ifadeler. Acayip. Bunları çözeceksin diyor. Burada olman lazım. Yani bu saltanat külliyeyi biz zülcenahin mebus olmak lazım. İlan edilmesi gerekiyor. Ne diyor? Tekrar bir daha bakalım. Neyi ilanını istiyor? Neyi ilan etmek istiyor? Vahdaniyet ve samadaniyetini ilan etmek istiyor. Nasıl olması lazım bunun ilanı? Ancak zülcenahin olman gerekiyor. Zülcenahin bir mebus olacaksın. O nasıl olacak? Yani diyor üstad, ubudiyet külliye cihetiyle kesret tabakatında bir elçi olman lazım. Ubudiyet külliyeyle Cenab-ı Hakk'a karşı bir elçi. Dergah-ı ilahiye bir elçi olacaksın gibi zülcenahin'in bir tarafı. Diğer tarafı da kurbiyet ve risalet cihetiyle de dergah-ı ilahinin kesret tabakatına memur olman lazım. Ki vahdaniyet ve samadaniyetini ilan etsin. Demek ki bir vezaifte neymiş? Vahdaniyet ve samadaniyetini ilan etmek istiyor Cenab-ı Hak. Biz de zülcenahin bir memus olarak zülcenahin elçi ve memur gibi. Evet, elçi ve memurluğa bakıyor.
Birisi de hani demin az önce söylediğimiz halktan hakka, haktan halka şeklinde. Bu taraf ona bakıyor. Halktan hakka taraf. Kesret tabakatından elçisin. Öbür tarafa neyle elçisin? Ubudiyet külliyeyle elçisin. Bugün tevafuk etti de ubudiyet-i külliyeyi sordu bir tanesi. Nedir yani ubudiyet-i külliye? Sen nasıl anladın? Ubudiyet-i külliye. Ubudiyet-i külliyeyle ben bir baktım. Birkaç tane mehaz aldım böyle okurum diye. İsterseniz hemen okuyayım mı? Evet. Şuradan gösterebiliriz. Sen göster. Bakın orada bir söylediğim bir şey var. Burada biraz ufak, çok... ufak ama ben okuyayım. Bunlar şey, mesela sadece mehaz. Ben kullanacağım birkaç mehaz. Birkaç tanesi. Ey insan, şu kainattan maksadı âlâ, tezahür rububiyete karşı ubudiyet-i külliye insaniyedir. Evet, ubudiyet-i külliye tezahür rububiyete karşı yapılan vaziyet. Bizde de şey de değil miydi, rububiyete karşı ubudiyetimizle yaptığımız mukabele diye ifade ediyor ki zaten hani mehazları burası aslında. Tezahür-ü rubiyete karşı ubudiyet-i külliye insaniyedir. İnsanın gaye-i aksası o ubudiyetle ulum ve kemalata, kemalat ile yetişmektir. Yani ubudiyet-i külliye nedir? Tezahür-ü rubiyete karşı mukabele etmektir. Müthiş ya. Külliyenin bir, abi, külliyenin bir manası dese, şeymiş. Doğru mudur abi? Tabii bu böyle. Ha. Ama şu, uygularsak şu. Tamam. Yani bu da veciz ya. Şu, kainat bir bütün. Eyleme dönüştürelim. Kainat bir bütün. Elma, armut, kedi, köpek, çiçek, galaksi falan. Cennet, cehennem, Cebrail, Mikail. Bunlar hepsi birer cüz. Şimdi cüz'ü nazarını, cüz'iyete sarf edip, ubudiyet yaparsan, ubudiyeti cüz'iyedir. Aynı fiili yapacağım şimdi, namaz kılacağım. Cüz'ü nazarını, kainat muvacesini Allah canibinden kudretin azameti altına bakınca cüz-i nazarın külli nazar yani bütünden her bir parçaya baktığın zaman o namazın gene aynı namaz külli bir ubudiyet oluyor. Yani mesela namaz kıldı. Bu bir vazife. Namaz bir vazife. Ama bu kainatın haritasıdır. Namaz. Evet. Ben de kainat-ı hulasasıyım. Allahu ehde en camiyim. Vahdaniyete ve samediyete en camiyim. Bu fiil onları hatırlatıyor diyor ya. Evet. 9. sözde. O zaman cüz-i nazarın külli oluyor. Külli oluyor. Cüz'iyetten çıkıp külliyet kesiyor. Evet. Yani o zaman ubudiyet-i külli oluyor. Ama ubudiyet-i külliyenin için girdim. Çok büyük bir şey yapmak değil. Çok devamlı yapmak değil. Çok ahım şahım yapmak değil. Nazarını cüz'iyetten külliyete çıkarmak. Düşünmekle mi oluyor? Düşünmek. Birincisi bu. Kesinlikle bu. İlk. Aynı namaz. Bizim hoşumuza gidecek taraf o. Aynı namaz. Ne diyorsun ki? Ben şu... Ya 2-3 kişi var ayağım. Ona taş edeceğim. Harun, ya şu kağıdı yapayım. Hasan diyor ki, şunu da iki yapayım da geçeyim, şu namazı kılayım da dersime oturayım. O zaman ubudiyet-i cüz'iye diyor. Hazreti Ali bir önce sararılmış. Yani namaz kainatın haritasıdır. İnsan kainatın hulasası bu zaman iki vakit ortasındaki Cenab-ı Hakk'ın celal ve cemalini göstermek noktasına kemal sahibi olacak. O zaman bu namaz böyle bir haritadır. Yani cüz'i fiiliyatına bakma. O zaman cüz'i nazarının cüz'iyeti hapsetti mi ubudiyeti cüz'iye oluyor. Aynı fiile, cüz'i fiile külli baktığın zaman o küllü ubudiyet oluyor. Aynı şey yapma. Hani böyle çevirdiğin anda dürbünün yüzü gibi. Çevirince en uzağa en yakın, en yakın en uzak buluyorsun. Dürbünü çeviriyorsun tak tak. Aynı dürbün. Böyle bakınca şey. Peki biz her ibadetimizi öyle yapamıyoruz. Lemalarda diyor muydu? Bir niyet, bir kasp, bir cet, bir irade, bir gayretler.
böyle oluyor. Evet efendim. Evet. Burada da zaten şeyde diyor, mesela Bekeza diyor, rubiyet almaya, ubudiyet külliye ister diyor. Yani aynı ifadeler. Külliye ubudiyetiyle rubiyet-i ilahiye aynı darlık ediyor. Yani rubiyete karşı ama hepsinin nazar ve niyetle aslında külliyet kesbetmek. Kesbediyor. Neyse çok ibadet ve şeyler. Yani Mustafa onu da dört şey getirdi kısa. Nazar, niyet, mana ismi, mana harfi. O zaman değişiyor. Ama aynı fiil. Aynı fiil değişiyor. Aynı fiil değişiyor. Ama fiil aynı. Niyet için şey diyor, iksirdir ve mayedir diyor. Evet, demek doğru. Ki üçüncüsü de saltanat-ı külliyeye, yani bu celale bakıyor. Yani bunu da öyle ifade ettik parantez içerisinde. Zülcelal'in bir mebus vasıtasıyla ilan edilmek istiyor. Yani bu celalin ilanı gerekiyor. Vahdaniyet ve samadaniyet şeklinde ilan ediliyor. Vezayif-i nübüvvet de bu Zülcelal'in olarak ancak bu ifade ediliyor. Kesretten vahdete diyelim ondan sonra. Bir de aynı şekilde vahdetten de keset tabakatına memur olarak bunun ilanı gerekiyor. Böyle bir vazife var. Şimdi dördüncüye geçiyoruz. Dokuz tane zaten. Sonra da bir tablo şeklindeki olan şeylerini söyleyeceğiz. Hem hiç mümkün olur mu ki nihayet derecede bir hüsnü zati sahibi cemalinin mehasilini ve hüsnünün netaifini aynelerde görmek ve göstermek istemesin. Yani ilgilenelim, bir daha okuyorum. Nihayet derecede bir hüsnü zati sahibi cemalinin mehasilini ve hüsnünün netaifini aynelerde görmek ve göstermek istiyor. Hüsnü zati sahibi olan Cenab-ı Hak cemalinin mehasilini ve hüsnünün netaifini aynelerde görmek ve göstermek istiyor. Yani bir Habib Resul vasıtasıyla ki hem Habib'tir, ubudiyetiyle kendini ona sevdirir, aynedarlık eder. Hem Habib'tir, sevgilidir, ubudiyetiyle kendini ona sevdirir, aynedarlık eder, aynedarlık edeceğiz, Habib olacak. Hem Resul'dür, onu mahlukatına sevdirir, cemal-i esmasını gösterir. Hüsnü zatî sahibi, yani bu cemalinin mehasilini ve hüsnünün netaifini aynelerde Cenab-ı Hak görmek, göstermek istiyor. Buna da bir Habib Resul gerekiyor. Gene burada iki tarafı var. Hı hı. Habib de Habib olacak, ubudiyetiyle kendini ona sevdirecek ki bu aynı darlığa bakıyor. Hem Resul'dür, onun mahlukatına sevdirir. Cemal esmasını gösterir. Burada görmek, göstermek. Yani hüsün deyince abi yani Cenab-ı Hakk'ın cemalinin tecelli etmiş veya tezahür etmiş kısmı hüsün gibi geliyor. Doğru mudur ifade bilmiyorum. Yani cemalin tecelli tarafındaki gözüken kısmı hüsünmüş gibi. Yani kainatlar cilve cemal nakış gibi. Yani, cilve cemal nakış tarafı evet. Gibi. Hüsün de o gözüküyor. Yani öyle anlamış idik o şeylerimizde. Doğruysa. O hüsnü zati sahibi bunları ne yapmak istiyor? Aynelerde görmek, göstermek istiyor. Demek ki bir vazife-i nübüvvet de bu. Görmek ve göstermek. Hüsnünleri, kainattaki hüsnü, zati sahibinin hüsnünü aynelerde görmek, göstermek istiyor. Bu da iki cihetle, Habib tarafıyla, ubudiyetiyle hem de Resul tarafı onu mahlukatına sevdirir, cemal-i esmasını gösterir. Hem hiç mümkün olur mu ki, acip mucizelerle, garip ve kıymettar şeylerle dolu hazineler sahibi, sarraf, bir tarif edici, vasaf bir teşhir edici ev hastasıyla enzar halka arz ve başlarında ishar etmekle gizli kemalatını beyan etmek irade etmesin ve istemez. Acip mucizelerle, garip kıymetli şeylerle dolu hazineler sahip. Hazine deyince ne anlıyoruz? Külliyatta baktım 500 tane kelime geçiyor hazine diye. Çok geçmiş oraya. Esma-i İlahiyedir diyor değil mi? Onunla da ilgili mehazda almıştım. Yani bu gerek yok. Yani Esma-i İlahiyenin hazine olduğunu söylüyor. Demek ki Cenab-ı Hak garip kıymetli şeylerle dolu hazineler sahibinden biraz onu anlıyoruz. Esmalar, Esma'nın cilve cemali arşı belki. Sarraf bir tarif edici, vasaf bir teşhiri edici vasıtasıyla enzar halka arz ve başlarında ishar etmekle
gizli kemalatını beyan etmek irade etmesin ve istemesin. Demek ki bu hazineler tarif edici ve teşhir edici vasıtasıyla beyan edilmek istiyor. Gösterilmek istiyor. Yani nübüvvet böyle bir vazifesi var. Bu hazinelerin, yani bu esmaların tezahürleri, tecellilerinin tarif edici ve teşhir edici vasıtasıyla gösterilmesi gerekiyor. Kendi alemimizde de baktığımızda demek ki eğer ben bu vazifeyi kendi alemimde görebilirsem, bu hazineleri ne kadar görüyorsam, yani işte çiçeğe baktığım zaman, kitaba baktığım zaman, ne bileyim gördüğüm her bir şeyde bu hazineyi fark edebiliyorsam ve bunu bir de tarif edip ondan sonra teşhir edebiliyorsam, o vazife-i nübüvvetin o maddesi, o şeyi bende gözükmüş oluyor. O veraset-i nübüvvetin o zaman ben sırrına mazhar olmuş oluyorum. O velayet-i kübra yolu demek ki bu yol yani. Bu sırları, bu manaları kendinde gösteren ve gören kişi o zaman şey oluyor. O velayet-i kübra yolunda gitmiş olur. O veraset-i nübüvveti kendine hamletmiş olur. Üstad da bunu ders veriyor şimdi bize. İnce bak, manalar galiba değil mi? Tabii. Bu beşinci madde ince manalardan bahsediyor. Sarraf ve vasraf diyor. Tabii yani hassaslaşıyor tabii. Hassaslaşıyor terazi tabii, şey yani, inceldi. Yani, sanki kuyumcunun şeyleri gibi değil mi? Evet, aynen öyle. Enzar halk ve başlarında diyor. Evet. Başlarında ishar etmekle diyor. Evet. Gizli kemalatını beyan etmek, irade etmek istemez. Gizli kemalatını beyan etmek istiyor. Bu hazineleri gösterecek. O zaman görmek ve bunları teşhir etmek, tarif etmek en büyük vazife. Yani o zaman Risale-i Nur'un, yani düşünün ne vazife yaptığını değil mi? Hakikaten o zaman tam nübüvvetin vezaifi Risale-i Nur'da gözüküyor diyebiliriz yani. Şimdi biz bunu birisine, herhangi birisine anlatsak ne diyorsun sen diyecek yani. Ama evet, baktığımızda kainat bunun için yaratıldı. Cenab-ı Hakk'ın yaratmasının, kainatı yaratmasının hikmeti, gayesi bunlardı desek zaten üstad da onları söylemiş. Bunları beyan etmek istiyor, görmek istiyor, göstermek istiyor. Cemalini göstermek istiyor, kemalini göstermek istiyor, celalini ilan etmek istiyor. Bu hazinelerini beyan etmek istiyor. Bunu yaparsan o zaman hakiki vezaif-i nübüvvet sende gözükecek. Bu vazife de bitmemiş. Hepimiz şahsımızda inşallah göreceğiz. Yani bunları hani dağılan fikri toplamak için çok güzel bir yer. Yani o zaman ben bunlarla meşgul olmam lazım. Bunu görmem lazım ki velayet-i kübra yolu olan o veraset-i nübüvvet sırrına mazhar olayım. Olursak nasıl olmuş? Az önce Eyyime-i Erba, Şah-ı Geylani, İmam-ı Rabbani, İmam-ı Gazali gibi zatlar buna mazhar olmuşlar. En son gelen asırdaki zat da elbette en mükemmel şekilde aynı peygamberimizin en ahir peygamberin bunu en azam şekilde mazhar olduğu gibi en son gelen o zatın da, üstadımızın da ve Risale-i şahs-ı manevisinin de inşallah bu sıra en azam bir şekilde mazhar olduğunu da külliyatı okuyunca hepimiz bence tasdik ediyoruz. Yani şu manalar, şu ifadeler şiir gibi yani. Hani anlamaktan aciz ediyoruz. Yani bunlar nasıl ifade edilmiş, nasıl ifadelerdir yani. Hayret ya. Değil mi? Aslında 1400 yıldır veraset-i nübüvvet halk tarafından, avam tarafından hep yanlış anlaşılmış. Hatta ne bileyim, biz bile çok anlamamışız. Risale-i Nur olmasaydı belki yine bilemeyecektik. Hep yok, yanlış anlaşılın demeyin, haksızlık olur. O asırda lazım olduğu kadar. Lazım olduğu kadar. Hep bu diyet çekti belki. Tabii din deyince biz ne anladık? Yani ben anladım. İşte namaz, abdest, nasıl, yani peygamberin vazifesi ne bize? Abdest nasıl alınır? Abdesti bozan şeyler ne? İşte neyi yapma, alışverişte evet, neye dikkat etmek lazım? O mudur, bu mudur? Hep değil mi? Biz din deyince hep onlar aklımıza gelmiş. Ve nübüvvetin de sanki vazifesi bu abdest almayı öğretmek, gusül nasıl alınır? İşte kadınla, eşiyle alışverişteki olan şeyler değil mi? Din deyince sanki bu tarz şeyleri tarif etmek. Peygamberin vazifesi de sadece bu kadarmış gibi. Ne kadar, yani benim alemimde öyle yani. Hani bana sorsanız bu ders filan yapmadan önce. Yakın bildiğim iki grup şey yani boş vaktinde İlmihal oku diyor yani. Ha, yanlış mı? Yanlış değil tabii. O da bu şeyin illaki içerisinde bir yeri var ama şu manalara baktığın zaman iman yönü var. Tabii. Abi şeyde demin biraz evvel külliye diyor ya. Evet. Ben onu söylemek istedim de.
Şimdi külliye manası şeyde lügatta şöyle geçiyor. Külliye eskiden Arap aleminde üniversite muadili olan düzey demekmiş. Yani külliye üniversite demekmiş. Şimdi ubudiyeti külliye dendiği zaman şimdi arkadaşımızın dediği tabii yerden göğe kadar haklı. Fakat yani şey olarak ne olmuş oluyor? Külliye düzeyinde olmamış oluyor. Yani külliye düzeyinde olan bu. Yani bu manalara da hani baktığımızda hakikaten ben görüyorum ki Cenab-ı Hak kainatı yaratmakta istediği maksatları vazife olarak o peygambere yüklemiş. Bunlar da bize veraset olarak gelmiş, üstad da ifade etmiş. Biz de anlayıp yani şeyimizi dağıtmadan evet bunlara odaklanmamız lazım. O zaman okuduğunuz risaleler bunları ne güzel bahsediyor. Demek ki doğru yoldayız yani. Yani şöyle bismillah. Sınır ötesi oluyor abi bu. Sınır ötesi. Koyu renklerle yazmışsınız ya abi. Evet abi. İşte tarif edici, aha, gizli kemalatini beyan etmek. Bu peygambere hususi değil. Değil. Bize hususi olduğu gibi görmek ve göstermek ister. Ayna darlık etmek ister. Rehber bir muallim olabilir. Hep bizim için üstad bunları... Bize veriyor aslında. Yani denizse zaten bizim faydası var. Bizim öğrendiğimiz din hizmet alan bir dindi. Hemen kendim için söyleyeyim. Hizmet alan. Yani yap, yapma diye tarif edilen. Bilgiyi de duyduğumuz kadar zannediyorduk ilmi. Evet. Ne ezberlersek. Demin Erdiş dedi ya, ilmihal okumak. Evet. Ama burada başka bir sisteme taşıyor insanı. Çok korkuyorum. O hazileri göreceksin, tarif edeceksin, teşhir edeceksin. O gizli kemalatı beyan edeceksin. Evet. Ortada, hocam çok heyecanlandım ya Hasan abi. Ortada da kalmamış oluyor. Yani bu vazife darlık, peygamber geldi bitti. Bu koyu renkli eylemler var ya burada. Aynı darlık eder, kemalatı beyan etmek ister filan. Bunlar ortada mı kalacak yani peygamber olmasaydı? Ya da bir müzakta olmasaydı? Devam ediyor. Yani yaratılışa zıt zaten. Yani hem ya kainat hani geçen okumuştuk. Risale-i Muhammediye diyor. Değil mi abi? Gitse kainat vefat edecek. Bir şey. Ubudiyetle ibadeti karıştırmışız. Evet. Karışıyor. İbadet işte denilen gelenek. O zaman ona ihtiyaç vardı. Ne bileyim böyle mesela peygamberle peygamberimizle ve Kur'an'la, diğer nebilerin kitap ve suhuflarıyla, son mücedidle, elindeki eserle, peygamberimize kadar olan asıl kutupları veya onların mücedidleri arasındaki fark gibi. Yani peygamberlerle, Kur'an'la, Peygamber Efendimiz ve Kur'an'la durumu, son mücedid de aynı bunun gibi, son peygamber ne kadar cami ise, son mücedidde en canlı olması lazım. Çünkü ciddi bir iş yapıyor. Artık son kapanıyor. Dünya defteri dürüldü yani bitti. Başka mücedid yok. Başka mücedid yok. O zaman yani ibadet tamam tabii ki bunlar. Aynı ibadet işte biraz önce bahsettim. Namaz aynı. Ama ubudiyet bu değil işte. Ubudiyet daha cami. Ubudiyeti külliye. Yani insan mana ismi, mana harfiyle, işte nazar ve niyet, başka bir noktada az fark, noksan kusur, bunlarla aynı fiil ama nazarı acayip. Tabi din deyince bugün namaz, niyaz, oruç, ne yapıyorsunuz, neyle mi uğraşıyorsunuz? O değil, o değil, onu daire dışında, dairenin içinde olan, içinde olan ne yapıyorsunuz yani? Ne yapıyorsun ya? Oku geç lan. Oku ya. Oku da okumakta maksat neydi? Sormuyor onu. Okumakta maksat neydi? Bir sene okuyarak asıl alimi olur diyor mu? Ve kabul ederek. Anlayarak. Okuyarak değil mi? Anlayarak. Anlayarak ve kabul ederek. Çünkü anlayan herkes kabul etmiyor. Çok iyi izah ediyor, sadaka atıyor. Sadakat yok. Anlayan, anlamak ihlas. Kabul etmek sadaka. Çok iyi papağan gibi ders yapamam. Usta da kendisi için söylüyor, Risale için.
İslam'dan belki daha önce şeyler söyleyen var ama diyor, Risale-i'nin tesiri diyor, Sırıhlas'tan. Sırıhlas'tan geliyor. Yani bu hayret, lan kaldım ya. Yani din anlayışımız nerede? Bunu tabi haritada böyle görmüyor. Hani sen felek şaşırıyor ya. Vay be, neler varmış. Yani kısmen böyle hani nankörlük olmasın, hepimiz kısmen gösteriyoruz. Peki bu ne işimize yarıyor? Bu ders, hani nazarımızı cüziyetten külliyete çıkartacağız. Evet. Hafta önce okuduk bu dersi Hasan abi, pazartesi dersinde. Geçtik, gittik abi. Allah razı olsun Osman abi. Bize bir hedef gösterdi şimdi abi. Okudunuz değil mi diğer? Okuduk, geçtik abi yani. Komple okuduk. Emir geldi. Neredeyse? Yok, Etiler'de. Haydi. Geçtik, gittik abi. Tamam, olsun, orada çağır. Orada abi, şu anda ya. Benim şu anda görüyorum yani, orada okuduğum şeyler tıkır tıkır geliyor şimdi ama. Evet. Osman abi bir hedef gösterdi bize. Tabii yani nazar yani. O da yanlış değil. Okumaz, doğru. Okumadan anlaşılmaz ki zaten. Mecbur okuyacağız. Biz doğru söylüyoruz abi. Bu da yani. Oku anlarsın, doğru. Yani oku, bu da okuyoruz da. Doğru söylemiş. Evet, devam edelim. Altıncı madde. Tofra abi konuşmuyorsun yani. Konuşma, sileğine basma, zor tuttuk onu. Sen Allah'a yürüyün. Bilmiyorum ben, şey gibi. Sen de Hakan abi gibi zor yerden sordun. Anlaşıldı mı yani biraz? Allah razı olsun. Noktayı nazar. Yani şu okuduğumuz şeyler, yani şunu biz otursak, bir ders konusu yapsak, başlı başına olur. Hani her bir kelimesiyle hani anca böyle biraz ne yapıyorsun? Lügatvari söyleyebiliyoruz. Yani çok fazla ifade edemiyoruz ama maksatın hani ana maddelere böyle şey yapıyoruz. Değilse bunu hepsini ifade edemiyoruz. Sor. Ne yapıyorsun? Diyor ki teşhir ediyor demiyor mu? Evet. Şu anda derse teşhir ediyorsun. Evet. Bir o vazifede yapılıyor yani. Bak şimdi teşhir ediyor. Evet. Teşhir diyor. Ha teşhir. Evet. Görüyorum, gösteriyorum. Tarifi de. Tarif ediyorsun. Ya duymuyorsunuz. Beyan ediyorsun. Görüyorsun ya. Anlatan sen değilsin. Müthiş ya. Hepsi bir ya. Bak görmek, göstermek, beyan etmek, talim etmek. Nasıl göstereceksin? Evet. Aynen. Nasıl göstereceksin? Bu böyle ders yapmasa nasıl göstereceksin? Nasıl göstereceksin? Göstermenin bir tanesi de budur. Budur. Evet. Evet, devam ediyoruz abi. Olur mu ki? Bu kainatı, bütün esmasının kemalatını ifade eden masnuatla tezyin ederek Allah bu kainatı bütün esmasının kemalatını ifade eden masnuatla tezyin ederek seyir için ve ince sanatlarla süslenilmiş bir saraya benzesin de rehber bir muallim tayin etmesin. Demek ki bir saray var. Sarayla karşı karşıyayız. Hiç gördünüz mü saray? Ama saraydaymışız zaten yani. Bütün esmasının kemalatını ifade eden masnuatla tezyin ederek seyir için garip ve ince sanatlarla süslenilmiş bir saraya benzesin de rehber bir muallim tayin etmesin. Esmasının kemalatını ifade etmek istiyor. Etmek için de bu sarayı masnuatla doldurmuş. İnce garip sanatlarla süslenilmiş. Elbette buna da rehber muallim gerekiyor. O da kimi? Gafur abi sensin. O zaman bu yani şey benim gibi. Yani. Ben olmam lazım yani. Bu sarayın rehber muallimi. Ben şu an sarayda değil miyim? Peygamberimiz yapmış vazifesini. Ben onun şu an vazifesini konuşmamam lazım. Eksik esma diyor bak. Bütün esması dedi. Ben oraya takıldım bak. Bütün esması. Demek ki bütün esmasını görmek mümkün yani. Bütün esmasını, kemalatını ifade eden masnuatla tezyin ederek. Ehşet. Şimdi o bir saray var diye, Adr isminde var ya, bir saray varmış, içinde bir şehir varmış, memleket varmış onda, alem varmış. Bir saray var, içinde şehir var, şehrin içinde memleket var, memleketin içinde de alem var. Bu saray nerede o zaman? Deniliyor bak. Ben değilmişim, bizim misal vardı ya. Ben vefat etmiştim rüyada, evvelde. İşte geldiler falan. Neyse uzun. Dedi ki, bunun itikattan soracağız.
Abi kısa kesmeden anlatırsanız sevinirim. Olsun olsun. Dedi ki, itikattan soracağız. Açtı. Ötekisi dedi ki, itikattan sorma. Bu Allah'ı anlatmayla yapmış yok. Allah. Bunları sorma. Demek ki bizim zaafımız geçti. Tamam dedi. Hiç Allah'tan, ahiretten, itikattan sormadı. Bunu ya da bu ya. Ne sor, ne bileyim, sormadı. Dedi ki ötekisi, şimdi sıra bende, sıra sende, seyret. Açtı. İlk sual. Namaz. Yani böyle bir tedirginlik oldu ama bir tedirginlik var. %70 öyle sevinç var. Tamam sorursun. Ama bir korku var. Baktı. Dedi ki şu tarihte namaza başladın. Şu tarih, şu tarih arasında kazan vardı. Durdu. Kıldın dedi. Tamam. Ödedim. Kazan. Sabah, öğle, akşam gittikçe sıkıntım çoğalıyor. Yatsı, farz, tamam. Selat-ı Vitre'ye geldi. 126 gün eksildi. Orada da felsefecilik yapıyorsun. Benden bana ya, aynı akıl. O farklı değil ki, benim aklım. Hani benim şeytanım, hangi şeytan? Benim amellerim. Benim şeytanım, işlediğim günahlar kardeş. İşlediğim günahlar, şu ara suresinden diyor ki, sizin başınıza gelenler, sizin işledikleriniz. Peki benim şeytanım kim? Ben seyretmediğim video mu? Neyi seyretmişsem o benim şeytanımdır. O günahlar donmuş enerjidir, bunun adı, dindeki adı şeytan. Böyle birisi de zaten var ama şeytanın şekli bu. Dedi ki, 126 gün eksik dedi. Orada da aynı konuşacağız ama o da aynı kafa. Yani benim kafamdaki bilgiyi o da biliyor. Dedim ki, İmam Şafii'ye göre dedim, yatsı namazının selat-ı vitri sünnettir. Sen dedi, Şafii mezhebinden miydin? Yok dedim, Hanefi'ydim. Peki orada yazmıyor mu dedim. Ben dedim, 126 gün ya Rabbi bundan sonra niyet ettim. Şafii mezhebini takliden selat-ı vitri namazı kılmaya hemen sünnete indir. Senin sünnette hesap yok. Dedi ki, mezhepler arasında dedi, mezhepler arasında taklit ne zaman caizdi? Zaruret ve ihtiyaçta dedi. Peki hangi zaruretin maddesi? Sıkıştırmayın lan. Kendi kendime. Şimdi var işte. Kendi kendime. Yok şu anda var işte. Anda aslında işte, kim biliyor musun o sıkıştırma? Senin vicdan. Aynen. Senin vicdan. Şu anda ben bunu anlatırken kaza namazları sizi sıktı mı sıkmadı mı? Boğuldum Hasan abi, öldürdünüz beni. Onun adı, onun adı Münker Mekir. Münker Mekir şimdi var zaten. O zaman kabirde arama. Şimdi aktif zaten. O zaman karşına çıkmayacak. Bu yani. Onun için anlattım. Rahatsız olmanızı istedim. Rahatsız oldunuz. Hangi rahatsız? Kaza namazı olan rahatsız olmuştur. Ha, o rahatsız olmam. Münker Mekir kabire girdiniz ya. Aynı rahatsızlık başladı işte. Mükemmel ki orada ararsan, orada bulursun. Ölmeden önce ölürüz. Eğer burada ararsan, mükemmel ikilin, burada ararsan anlaşma kolay olur. Orada anlaşma yok. Burada kolay. Mükemmel ki ta benle başladı, benle bitmeyecek. Yok ben Hasan abiye suçlayacaktım. Evet. Saray. O bana dedi ki, o bana dedi ki, sen bir niyet et, başla, bitirmeden ölürsen de Allah inşallah sus. Tamam, doğru mu? Orada bir şey yok. Ama Hasan abi... Başlarsa. Niyeti değil, Hasan abi niyeti bozukmuş yani. Öyle geçirdim. Ben olmadım ki. Koydum kenara. Kenara koymuş. Şafii'na yani. Mezhebini tatli eden ya Rab. Tat, uydum, koydum kenara dedim. Aynı şey, aynı şey değil ya. Yani. Tabii niye kıl bilmedi, kıl bilmedi yani, ona dedi Müslüman dedi. Kılarken yani kalan kısmı olsaydı muhtemelen niyetine göre tamam niyeti nasıl diyecek. Ya o zaman gençtik tabii yani biz bunu duyduğumuz zaman hemen uyguladık biz gençtik o zaman dersen ama 20 küsur yaşına ben başladım bitirdim. O zaman da demek iş yaptık. Sonra o gece sabah kalktığım zaman ne oldu? 126 günü senelere bir günde bitirdim. Bayağı sıkıştırdılar o zaman. Evet, ayaklarım şişti.
Hiçbir yemek yemedim o gün. Hiçbir yemek. Su hariç. Hiçbir şey. Hiçbir namazları kıldım. Su içtim. Hiç kimseyi kabul etmedim. Odayı kapattım. Sabah namazı uyandığım anda başladım. Yatsı geçmişti. 9-10 civarlarıydı gece. 126 günü bitirmiştim. Ama şeyi anlatmadınız. Sıktığını kabul et. Sıktı. Kan fışkırdı demiştiniz. Burnundan. Evet. Burnundan kan fışkırmıştı. Cebrail Aleyhisselam peygamberin elinde sıktı ya. Hani orada bir oku dedi, bilmiyorum dedi, sıktı. Mesela işte tabii onu anlatmadım ama böyle yılan gibi bir şey. Yılan, böyle nefes alamıyorum. Tabii alamayınca şöyle bir baktım, niye alamıyorum, bağırıyorum tamam. Butumun kalınlığı kadar kahverengi, kuyruğu belli değil, kafası belli değil. Beni sarmalamış böyle. Allah Allah. İnan. Böyle sıkıştırıyor. Ama nasıl? Nefes alamıyorum. Asanıza dedim ya. Asanıza bunu. Ama pulları buğday tarlası gibi yatıp kalkıyor. O kadar yüksek. Dedi ki o senin cezan. Daha şimdi başladı diyor. O senin cezandır. O zaman şu anda cezamız başladı ya. Azap değil mi bunu duyduğunuz? Sonra dedim ki bu dersler enfus. Dedim ki bu mülk. Yani şey, bu Allah ile çözülmüş. Bunlar çözülmez. Bu sistem dedim zaten. Çözülmez. Ha, orada çözdünüz onun o sistemin olduğunu. Yani şeye seslendiniz şey mükerrekir. Mükerrek, mükerrek. Yok. O ondan aldığım cevaptan sonra sistem olduğunu aldım. Buna çözülmez. Sistem. Şimdi, yani bir ne yaparsan ya, kılmadıkça vicdanını çözemezsin. Rahatlatamazsın, ne yaparsan ya. İstersen baklava ye, istersen gez. Bunu susturamaz. Mümkün değil. Mükemmelkili susturamaz, mükemmelkili susturamaz. Sonra dedim ki ya Rabbel Alemin, bana bir daha fırsat ver, senin yanında Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'ın imanı ne ifade ediyorsa, onun hatırını bana bir daha mühlet ver. Onlar gidiyordu tabii. Onu sıkıştırmış gidiyordu. Nasıl oldularsa bir anda geri geldiler ama özür diler. Tamam. Allah sana bir daha fırsat verdi. Kalktığım zaman burnum patlamıştı. Kalktığım zaman diyor ki zaten patladı zaten. O tamam deyince burnum patlamış. Burnum patlamıştı. Ve İşte o rezil arkadaş. Saray nereden açıldı? Saray kardeşim, sarayı başka bir yerde arama. Yırttınız mı yani aslında? Kıldım elhamdülillah. Ödedim. Böyle mesela ne yazıyor da? Mahiyet-i insaniye birdir, ikisamlı gayri mümkündür. Ben de sizden ayrı değilim o zaman. Fiilde ayrıyız da. İtikatta öyle çünkü ben de İmam-ı Şafii'den ayrı değilim dedim de. O da yemedi. Yemedi. Dedik, sen ayrı değilsin. Peygamberde itikat birsiniz ama dedi. Amel'de Şafii değilsin. Evet, devam edeyim abi. Bu kainatı bütün esmasını kemalatı ifade etmek için masnuatla tezin etmiş, seyir için yaratmış. Böyle bir saray haline getirmiş. Bunu rehber bir muallim gerekiyor. Bu çünkü seyir için yaratıldı. Bütün esmasını kemalatını ifade etmek için. Masnuatla doldurdu. O zaman bunu görmek gerekiyor. Onu ne yapmak gerekiyor? Talim ve tarif etmek gerekiyor. Buna bir rehber muallim gerekiyor ki bu bir vazife-i nübüvvettir. Ne kadar önemli bir vazife değil mi? Şu anda yaptığım vazifedir. Şu anda bunu yapıyorum. Evet, yani bunu diyerek de o da bir vazife. Evet, çünkü onun bölüp gösteriyorsun ya, tarif ediyorsun, ilan ediyorsun. Aynı zamanda kendisi de yapıyor peygamber. onun Nadir abim bir ismi, kendi ismi vardı. Kendi ismini değiştirmiş. Cilve-i Muhammediye'yim derdi. Yani onun şahsiyet-i maneviyesinin yani bir aynalar düşün yeryüzünde. Güneş
güneş vuruyor. Her bir ayna bir güneştir. Onun tayin ve teşebbüs etmiş. Her birimiz nübüvvetin şahsi manevisinin altındayız. Aynı vazife var. Peygamber nebiydi ama benim gibi kuldu. Ona yüklenen, vahiy ile yüklenen, biz de dinle yüklenen aynı şey. Kalitesi düşük. Aynı şey. O vahiy ile yüklendi, biz de dinle yüklendik. Duyduk, yüklendik. Aynı. Şu an o peygamber ne yapardı? Şöyle düşünüyorum ben bazen. Hı-hı. Herkes sorsun. Bugün Peygamber Aleyhisselam gelseydi ne yapardı? Bu vazifeleri yapacaktı. Aynı yani yaptığını yapacaktı. Değiştirmeyecekti. Çünkü niye? Yani Allah ezeli ve ebedi biliyor. Ne yapılması gerektiğini o zaman, o zamana ait yapmadı ki o zaman. O zaman da her zamanın yapması gerekeni yaptığı için aynı şeyi yapardı kendine. O zaman da o zamana ait yapmadı. Her zamanda yapılması gerekenleri o zaman da yaptı. Aynı şey bu nerede? Devam et. Bu son şey, yani şey, dokuz madde bitiyor. İki tane, iki veya üç tane de şey, bunun şema halini göstereceğim. Hem hiç mümkün olur mu ki bu kainatın sahibi, şu kainatın tahvilatındaki maksat ve gaye ne olacağını, müşrik tılsımın mulakını, hem mevcudatın nereden nereye necisin, üç sual-i müşkilin muammasını bir elçi vasıtasıyla açtırmasın. Bu kainatın tahvilatındaki maksat ve gaye ne olacağını, ki bunun adı tılsım-ı mulak, ki külliyatın başka yerlerinde de geçiyor. İkincisi de mevcudatın nereden nereye necisin, üç suali müşkili, üç müşkil muammasını bir elçi vasıtasıyla açtırmasın. Bu tılsım-ı muamma ve müşkil üç suali açtırmak istiyor Cenab-ı Hak. Açtırmak için de bir elçi gerekiyor. Bu da bu elçi vezayfi nübüvvet oluyor. Bu vazifeyi yapmak. Yani Risale-i Nur neden bahsediyor dersek, nereden, nereye, necisinden bahsediyor. Kainatın tahvilatındaki maksat, gaye ne olduğunu anlatıyor değil mi? Bakarsak yani en mükemmel bir şekilde vezayfi nübüvvet gözüküyor yani. Hadi değil diyelim yani. Ya kainatta bu şey yok diyelim. Mümkün mü? Bakıyoruz hakikaten bu en mükemmel şekilde gözüküyor. Bizim de bu tılsım-ı mulakı, müşkil o üç suali açmak tarafımız eğer olursa, bizde gözükürse uğraşmamız gerekir. Gözüktüğünde o vazife-i nübüvvete o zaman yüklenmişiz. O veraset-i nübüvvete masarız demektir. Velayet-i kübra yolundayız demektir o zaman. Bununla uğraşıyorsak, bunu anlamaya çalışıyorsak ve buna elçi oluyorsak, bu manaya. Abi bunun diyor. Arkasından da 11. söz geliyor. 13 sözden sonra zaten 11. söz orada da yani bu manalara baktığında külliyatta hep serpiştirilmiş. Açın işte kayyumiyet bahisleri, hem daha imani bahisleri, tümünde bu manalar serpiştirilmiş. Yani hep bu ders veriliyormuş aslında yani. Vazife edilmiyor. Sırayla yani 10. sözde soru soruyor, 11'de cevap veriyor. Evet. 11'de soru soruyor, 12'de cevap veriyor. Evet. Yani bu tılsım ve bu anlayı açtırmak istiyor Cenab-ı Hak. Buna da bir elçi gerekiyor. Bu da bir vazife-i nübüvvetmiş. Hem hiç mümkün olur mu ki bu güzel masnuat ile kendini zinşura tanıttıran, güzel masnuat ile kendini zinşura tanıttıran ve kıymetli nimetler ile kendini sevdiren Sani-i Zülcelal, onun mukabilinde zinşurdan marziyatı ve arzuları ne olduğunu bir elçi vasıtasıyla bildirmesin. Cenab-ı Hak ne yapıyor? Kendini tanıttırıyor, kıymetli nimetleriyle kendini sevdiriyor. Onun mukabilinde zişurdan marziyatı ve arzuları ne olduğunu bir elçi vasıtasıyla bildirmez. Demek ki bir elçi gerekiyor ki bu marziyat ve arzuları, Cenab-ı Hak bunu istiyor. Marziyat ve arzusunun ondan sonra bildirilmesini istiyor. Nasıl razı olacak? Niye razı olacak? Çünkü bakıyoruz ki bu güzel masumat ile kendini tanıttırıyoruz zişura. Ve kıymetli nimetlerle kendini sevdiriyor. O zaman demek ki bu bir marziyet ve arzunun bilinmesi gerekiyor. Bildirilmesi gerekiyor. Bu vezayif-i nübüvvettir yani.
Ve bunu da hani dönelim meslerimize, Risale-i Nur durumunu en güzel bir şekilde gösterir. Öyle değil mi? Mazeret vaazı. Allah nasıl razı olacak? Razı olacağı şeyler nedir? Bunda bir elçi vasıtasını bildirmez. Hem hiç mümkün olur mu ki nev insanı şuurca kesrete müptela, istidatça ubudiyet-i külliyeye müheyya suretinde yarar. Şimdi şuurca kesrete müptela insan ama istidatça da ubudiyet-i külliyeye müheyya. Sanki bunlar tezatmış gibi duruyor. Hem kesrete müptela olacaksın ve ubudiyet-i külliyeyle müheyya olacaksın. Yani. Tek olan bir şeye döneceksin. Ubudiyet-i külliyeyle. Mukabele edeceksin. Yaratıp muallim bir rehber vasıtasıyla onları kesretten vahdete yüzlerini çevirmek istemez. Şuurca kesrete müptela yaratıyor. İstidatça ubudiyet-i külliyeye müheyya suretinde yaratıyor insanı. Bunu kesretten vahdete yüzlerini, yani kesretin içine bırakmış Cenab-ı Hak. Ama istidadımız da ubudiyet-i külliyeye müheyya. Hepimiz biliyoruz. Öyle bir niyet edebiliyoruz ki. Öyle bir şeyle değil mi? Az önce niyet nazarla. Neler niyet edebiliyoruz? Yani bir ubudiyet-i külliye istidadı hepimizde var. Ama yüzümüz nereye dönük? Kesrete dönük. O zaman onları kesretten vahdete yüzlerini çevirmek için bir muallim rehber gerekiyor. Demek ki kesretten vahdete yüzleri çevirmek o zaman nedir? Bir vezaif-i nübüvvettir. Böyle bir insan. Yüzü kesrete dönük, ubudiyet-i külliyeye müheyya istidadı olan bir insanın kesretten vahdete yüzünü çevirmek neymiş? Bir vezaif-i nübüvvetmiş. Acaba şuurca derken aklı, istidat, ubudiyet-i külliye derken de vicdanı mı kastetti? Şuurca, kesrete, müptela, istidatça, ubudiyet-i külliye. Hangisi akla ve nâdı? Şuur. Şuurca, kesrete, müptela. Öbürküsüne ne dedim? Yani şimdi mesela ehli dünya genelde böyle akıl ve kalp gibi şey yapar ya. Hani böyle işte uzaya gider, işte bakar orada yıldızlar, gezer, tozar falan. Kesrette arar durur. Hı hı. Halbuki vicdaniyat malumdur yani şey olarak kesretten vahdete dönmek ister. Kesrete evet, yani, muhaliftir. Yani iki zıt burada. Yani, insanda bir tezat evet. Var. O tezattan da tabii başka şeyler çıkıyor. Yani tezat sayesinde çıkıyor. Çıkıyor aslında. Kalitesi belki oradan ortaya evet. Çıkıyor. Bu kesretten vahdete yüzleri çevirmek o zaman bir vezaif-i nübüvvet. Biz de ne kadar kesretten vahdete yüzümüzü çevirip çevirebiliyorsak o zaman bu vezaif-i nübüvvetin şeyindeyiz yani. Böyle bir vazife var. Kesretten vahdete yüzleri çevirmek. Buna da bir muallim rehber gerekiyor. Daha bunlar gibi çok vezaif-i nübüvvet var ki her biri bir bürhan-ı katliyedir ki uluhiyet risalesiz olamaz. Mevzu burada bitiyor. Devamlı şey var. Ben birkaç yani o okuduklarımızı şöyle hemen üstünden geçip bitireceğim. Vakit bayağı uzadı. Şimdi 9 tane madde vardı. Biz bunları biraz tabii şey incelenmeye çalıştık. İlk 3 madde cemal, kemal ve saltanat-ı külliye. Bunlara gösterici, tarif edici, dellal, zülcenahil, mebus olmak gerekiyor. Bu fiillerde kendini göstermek, teşhir ve ilan. Şimdi bunlara baktığımızda bunlar daha çok Cenab-ı Hakk'a baktığını gördük. Yani 9 grubun 3 tane 3 gruplu halde olduğu gözüküyor. Bu şeyler. Üstad 9 maddeyi bu şekilde şey yapmış. Cemal, kemal ve saltanat yani bu celal Cenab-ı Hakk'a bakan tarafı bu vezaifin bu o tarafa daha çok bakıyor. Hüsn, kainatta hüsnü zatı sahibi. Bunları görmek, göstermek istemesi. Hazine ve saray kısmı da kainata bakıyor. Kainat tarafına bakıyor. Ve de tılsım ve muamma, marziyat ve arzu, şuurca kesrete müptela olup istidatça ubudiyet külliye müheyya olması da insana bakan daha çok vezaif-i nübüvvet şeklinde bir tasnif gözüküyor. Böyle bir çok tasnif yaptık. Bu yani üstad ne yapmış? Cenab-ı Hak kâhnet için bir farklı şekilde yapacağız. Bir de şu şekilde bir ilişki olduğunu gördük. Biraz tabii şey yaptık, mütalaa ettik. Bu üç grubun da İçlerinde birbiriyle ilişkisi olduğunu. Yani cemalin hüsnle, hüsnle tılsım ve muammayla ilişkileri var. Yani cemal, kainattaki bu cemal, şey Cenab-ı Hakk'ın cemali, kainattaki hüsn ve insanda bunları görmek tılsım ve muamma şeklinde karşılıkları var. Bilmiyorum anlatabildik mi? Yani böyle bir ilişki gözüküyor.
kemalin kainatta hazine şeklinde, Cenab-ı Hak'taki kemalin kainattaki hazineler ve insanda bunlara karşı marifet ve arzu şeklinde ve zayıf olduğu gözüküyor. Yani bunun, bundan ve bunun da insana karşı olan marifet arzu şeklinde bu saltanat külliye celalin de kainat, bu sarayın, saray kainatın, yani bunları aslında dönüp bir daha belki böyle tek tek yani ilişkilerin nasıldır diye bakmak lazım ama uzun çekecek. Bu saray ifadesinin de şuurca kesitte müptela olmak, bu istidat cumhuriyet külliye müheyya olmasıyla kendi aralarında da birbirleriyle ilişkili olduğu gözüküyor. Çok ilginç. Yani o 9 madde 3-3'te ayrılıyor. Kendi içerisinde Cenab-ı Hak kainat ve insana bakan vezaif şeklinde. Bu üçlerin de her birerleri birbirleriyle de birbirini izah eder şekliyle olduğu gözüküyor. Baktığımızda hakikaten bu ilişkiler gözüküyor. Yani şu 3 madde Cenab-ı Hakk'a bakan, kainata bakan ve insana bakan birbirleriyle ilişkili olduğu gözüküyor. Hakikaten bak, Cenab-ı Hak kainat ve insan. Yani Cenab-ı Hak saltanat. Yani insan tılsım ve muammayı çözmesi için kainattaki üstüne Cenab-ı Hakk'ın cemalini görmesi gerekir diyebiliriz mesela. Hani Murat Sosun'un Nazım ve Ali'deki yani şekli gibi. Cenab-ı Hak'taki kemali, kainattaki hazineyi gören marziyet ve arzuyu anlayabilir, ifade edebiliriz. Saltanat-ı külliyeyi, Cenab-ı Hakk'ın saltanat-ı külliyesinin celalini ve kainattaki bu sarayı fark eden ve idrak eden şuurca kesrette müptela, istatça ubudiyete külliye müheyya olan insan kesretten vahdete yüzünü çevirebilir diyebiliriz. Yani bu manalar, bu, yani içlerinde de böyle birbirleriyle şey çıkıyor. Böyle bir hani üçlü şey, kombinasyonlar gibi çıkıyor. Bu ne yaptın? Yani onun aslında şekli olarak kemal, hazine ve marifet birbirlerinin ilişkisi var. Kemal Cenab-ı Hakk'a bakan, az önceki şeyin daha özeti bu. Bu kainata bakan tarafı, bu da insana bakan karşılığı. Üçlü, üçerli şeyler var. Vazife var, vezayf-i nübüvvet var. Yani şuraya vezayf-i nübüvvet yazmamız lazımdı. Üçü de mesela bu Cenab-ı Hakk'a bakıyor, cemali, kainatta hüsn, İnsanlara tılsım ve muamma şeklinde bir vazifeli şey var, mezaif var. Bu da son şekli, bitti. Bunu bu sefer birbiriyle ilişki olarak nasıl gösteririz dedik, tek bir şekilde. Şimdi Cenab-ı Hak cemalini kime göstermek istiyor? Çünkü muhatap o zaman zih şuura, yani şuur. Yani bütün İnsan yazabilirdik oraya ama oraya cin de girer, melek de, diğer zihin şuur da gireceği için bütün şuur mertebelerinin toplamı olarak ifade ediyor. Tabii büyük melek. Tabii onlar da girdiler için o zaman buraya şuur gibi. Nasıl ki kainatta bir hayat var, benim de hayatım olduğu gibi. Ama aslında bir hayat hakikati var. Bütün şuurlar, benim şuurum olduğu gibi aslında bir şuur var. Bir şuur külli var aslında. Yani hani baktığımızda o şuur onu temsil ediyor. Yani aslında insanda diyebiliriz pratikman ama biz onu daha İçerideki ifadeler de zih-i şuur şeklinde geçtiği için şuur kullandık. Şimdi cemal, Cenab-ı Hakk'ın cemalini kime göstermek istiyordu? Şuura göstermek istiyordu. O zaman burada bu Resul'ün vazifesi gösterici olmak. Aynı şekilde Cenab-ı Hakk'ın kemali kime gösterecek? Şuura. Burada bu noktada Resul'ün vazifesi delil olmak. Saltanat-ı külliyesini yani celalini kime gösterecek? Yani şuura gösterecek. Burada da mebus olacak. Zülcenahin mebus demişti. Bunu da biraz kısa aldım buraya şey olmasın, uzun ifadeler olmasın diye. Marziyat ve arzusu, Cenab-ı Hakk'ın marziyat ve arzusu kimden bu arzu olacak? Şuurdan olacak. Burada da bir elçilik vazifesi var Resul'ün. Daha sonra kainattaki hüsn gözükmesi kim görecek? Şuur görecek. Gösterilmesi gerekiyor. Habib ve Resul vasıtasıyla böyle bir vazifesi var. Kainattaki hazineler, kainatta görünen hazineler ki esmalar demiştik. Tarif ve teşhir edici kime? Şuura olacak. Aynı şekilde kainattaki bu saray o masnuatla tezgin edip süslendirmişti bu sarayı. Bunu da rehber bir muallim olması gerekiyordu. Kime? Gene şuura. Tılsım ve muamma, kainattaki tılsım ve muamma.
Çünkü kainatın tahvilatındaki maksat gaye, mevcudatın nereden nereye necisin, üç suali müşkül demişti. Bu da bu kainattaki bu sorular ve şeylerin kime şuura olan kısmında da Resul'ün elçi olacak. Son kısmı kesreten mükemmel umudiyet külliye müheyya olan insanın hali de insanın kendi mahiyetinin anlaşılması olduğu için bu da yazın nasıl bir de söylemiş olsayım. Bu hadise kimin problemi bu? İnsanın yani kesrete müptela olması, ubudiyet külliye müheyya olması. İnsanda böyle bir özellik vardı. Bu özellik bir tezadıydı insanın. Onun için kesretten vahdete yüzü dönmesi gerekiyordu. Bu şuurun kendi içerisindeki bir, kendine bakan bir problemi bu. O zaman Resul de bu problemde ona bir rehber, bir muallim olması gerekiyor. Bunu çözmesi için. Bu da böyle birbirleriyle ilişkili olarak baktığımızda böyle de bir tablo çıkıyor. Bu vezayif-i nübüvvet. 9 tane vezayif-i nübüvvet. Özetle dersek. Acayip bir emek. Abi bütün dersin şeyi olmuş bu. Tabii özet et. Hülasası şeklinde. Çok acayip bir emek. Paylaşalım daha bir şey. Ha, inşallah. Yani özeti. Bu veraset-i nübüvvete nedir? Bizim nübüvvetten veraset nedir? Onun vezayifidir. O vezayif nedir? Üstad bunu 9 tanesinin muhtemelen en önemlilerini saydı. Bunlara inşallah girersek velayet-i kübra ve veraset-i nübüvvet sırrına mazhar olmuş oluruz. Ve bu asırda vezayif-i nübüvvetin hamelesi olmuş oluruz inşallah. İnşallah. Amin. İnşallah. Yani soracağım... varsa şey yapabiliriz. Yok. Katkımız varsa. Ve ahir davahum elhamdülillahi rabbil alemin. Lillahi teala Fatiha.